Herkese merhabalar arkadaşlar. Age of Civilization 2'nin Osmanlı İmparatorluğu bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde neler yapmıştık? Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım güzel bir şekilde. Arkadaşlar şurada Sultan of Egypt diye bir yer var bilirsiniz. Mısırların olması lazım. Biz bunlara savaş ilan edince başta Rusya olmak üzere neredeyse dünya hariç herkes bize savaş ilan etmişti. Tabii ki de biz bu savaşta bayağı karlı duruma çıktık. Bakın şuradan Rusya'dan biraz toprak aldık. Şuralar, şuralar falan. Burada biraz büyüdük. Macaristan Cumhuriyeti'ni, Avusturya Cumhuriyeti'ni, imparatorluğunu yıktık. Şuradan da toprakları aldık. Bu bölüm ne yapacağız? Yorumlarınızı okudum. Güzel yorumlarınız vardı. Çok dikkatli ol demişsiniz. İşte senaryoya güvenilmez. Belki bir anda yıkılırsın falan. Onları baz alarak düzgün bir şekilde oynamaya çalışacağım. Yine her zamanki gibi. Amerika bize bir barış teklif ediyor. Bir çekiyor, anlamış değilim. Evet. Bugün de gün içinde gelirse Call of Duty 1 gelecek. Sonra işte 2 falan bitirmeye çalışacağız sürekli güzel bir şekilde. Haberiniz olsun şimdiden. Evet, şimdi ne yapalım? Şuradan ben biraz Necit Emirliği'ne bir dalalım abi. Bak burada Necit Emirliği var. Bizim elimiz fetih görsün biraz. Haksız mıyım? Zaten paramız var. Dünyada birinci devletiz. Şöyle basıyorum arkadaşlar buradan. Tamam, Necit Emirliği'ne bu kadar asker yeter. Evet. Şimdi ilk başta tabii ki de sıkılmamanız açısından sürekli savaşlar olacak. Lan. İyi, en azından bir şey yapamadı. Bu arada senaryonun oyundaki senaryoların linklerini hep açıklama kısmına artık eklemeye başladım, haberiniz olsun. Bulamadıklarınızı yazabilirsiniz. Ben güncellerim onları, yenilerim. Bu arada bu Necit Emili nasıl ayakta kalmış abi, anlamadım ki. Ben bunları kolayca yıkıyorum. Tamam. Bunları da aldım abi. Bak şimdi şunları da şuraya alıyorum. Şunu da şuraya. Bu askerleri de buraya topladık mı? Oh, mis gibi. Evet, ortada hiçbir şey kalmadı. Son askerleri buraya çekiyorum. Evet, Necid Emirliği'nden bir barış teklifi geldi. Hemen şuradan şu barışları yollayalım. Evet, barışımızı yaptık güzel bir şekilde. Asimileri yapalım hemen. Al vahtadan yap abi, yap 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 yap. Şurayı niye yapmadın? Tamam, burayı da yaptı. Bir tek de teknoloji puanımız var. Teknolojide de bayağı büyümüşüz. Hakkını vermek lazım devletin. Bayağı büyümüşüz yani. Bence abi bakın, ben buraya bakayım bir. Burada ne kadar? Cebel Şamar'ın neredeyse hiç askeri yoktur bence. Savaş ilan et. Zaten beni sevmiyormuş. Dalın buraya abi. Bunların ittifak olmadığından dolayı sömürge devlet olmadığından dolayı direkt dalacağım. Ki ekonomimize katkıda bulunsunlar. Haksız mıyım abicim? Hepsini alalım şunların. Zaten hiç karşılık veremiyorlar gördüğünüz gibi. Bunları da buraya topluyorum güzel bir şekilde. Gün içinde Nazi Almanya'sı gelecek. İkinci Dünya Savaşı Naziler. Haberiniz olsun. Eğer atmadıysam atacağım bugün. Burayı da aldık arkadaşlar. Buradan basıyorum bunları. Bakın güzel bir şekilde bastım abi. Gerçekten çok güzel bir şey olduk. Alın size gerçek Osmanlı. Da şurayı almamız lazım. Burayı Rusya'dan almamız lazım. Rusya nasıl alacağız? Şu İtalya Libya karışımının ittifakı var mı? Abi ittifakı yok. İttifakı yok bunların. Bunları direkt alalım bence biz ya. Gel abi sen de buraya. Gel 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 gel. Hepiniz gelin buraya, gel. Bunlar senin değil, tamam. Abi her yerde British var ya, British.
Her yerde British diye geçiyor isimleri. Evet, asimilere pek fazla ilgilenmeyeceğim. 80'lik yerler. Şunları da son bir kez yapalım. Bir araştırmaya verelim. Evet, asimileler bitti. Vay be, bayağı iyi asimile bitmiş ha. Şunları hemen basıyorum arkadaşlar. Da çok göz batıyor ya. 10, şuradan hemen yetiştir yapacağız. Buralardan yapamıyoruz tabi. Buralardan yapabiliyorum. Buradan bas abi. Sen de buraya geç. Aa, buradan sağlam askerler var. Çıkıyor buradan. Bakın, bunları buraya toplayacağım. Bu savaşımız çok güzel bir savaş olacak. Dört bin daha bastım. 18 bin. Tamam, şöyle bakalım. Bizimle savaşan devlet zaten yok şu an. Çok güzel abi. Üstten tarihi hızlandıracağım. Diplomasiden bir araştırma puanımıza bakalım abi. 0.82. Tek dünya tarihinde birinciyiz. Güzel. Ekonomimiz zaten almış başını gidiyor. Gayet güzel abi. Devam ettirelim. Şu askerler toplansın bir. Dur. Artık durduralım şunu. Evet. Hepsi gelsin askerlerim mi? Şuraya hazır gelmişken abi bir kale yaptıralım. Bir gözetleme bak, bu rakibimiz çünkü bayağı sıkı bir rakibe benziyor. Bir de festival yapalım isyana karşı. Evet, gördüğün gibi buralar direkt askerleri dizmiş uyanık. Bir kalemiz daha olmadı. Kaleyi de yap abi. Atölyeyi geliştir. Üniversiteyi de kur. Tamam. Herhalde kale son level olmuyor. Artık savaşabiliriz. Festivalimiz de oldu. Savaş ilan et diyorum buradan. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Diyerek dalalım bakalım. Bize savaş ilan edecek olan devletler çıkacaktır büyük ihtimal. Evet abi, buradan bastım. Abi gerçekten bunları kimse sevmiyor mu? Birisi yardıma gelsin. Kimse yardıma gelmiyor. Peki. Benim işime gelir. Sen buradan, sen buradan, sen buradan. Tüh, çok büyük yeri kaybettik ya. Oradan 5000 askerle geliyor. Bunları buraya çekeceğim. Evet abi, şu an kardayız. Biriniz buraya. Biriniz buraya. Sen buraya. Sen 9000 direkt buraya git. Sen de buraya. Sen direkt Tripoli'ye git. Bu arada Osmanlı'nın ait olan topraklarına gidiyoruz şu an. Yoksa eski topraklarımızı geri mi alıyoruz? Evet abi, buraları da aldık. Sürekli abi kelimesi kullanıyorum, farkındayım. Lan dur.
Sizin herhalde fazla toprağınız yok. Direkt buralar tamam. Şuradan siz buraya, siz buraya, siz de buraya giderseniz siz geri gidin. Siz buraya, siz de buraya. Tamam, savaş bitti. Hemen bize karşı bir savaş gelmeden hemen şuraları bir yüzleyelim. Abi şu Sultan Egeyip'te dalacağım da çok şey var ya. İttifa var. French Tunis oğlum. Fransa'nın dibine kadar girdik abi, çıldıracağım, bu ne? Fransa'nın dibindeyiz arkadaşlar. Çok dikkatli oynamamız lazım. Sen de buraya. Şurada bir isyan çıkmış. Katar bize savaş ilan ediyor. Şu minik. Minik, sen niye savaş ilan ettin bana ya? Buradan ne kadar yetiştir yapabilirsem benim için kârdır. Tamam, Katar'ı direkt bir tek hamlede aldık. Abi çok güzel büyüdük. Katar'a da bir barış yapalım hemen. Aslında Katar'ı vasal yapalım. Doğru dediniz. Bak bak, vasal yapalım onu. Katar benim vasalım değil mi artık? Aynen. Katar'a tıkla be. Tıkla be. Tıkla ne abi? Yok abi, vasal almamışım. Yanlışlıkla bastım herhalde yine bir yere. Katar'ı da yaptıktan sonra şimdi ben bir yerden vasal serbest bıraksam nereden bırakırdım? Hiçbir yerden bırakmazdım herhalde. Ama onun için bak şuraya çekerdim askerlerime. 13.000 askeri de direkt buraya çekerdim. Ondan sonra abi şöyle bak. Buradan yatırım. Size de diyorum abi, bina falan kurmakla hiç uğraşmayın. Kuruyorsanız da savaş sırasında kurun. Ki ekonominize zarar vermesin. Burada bina falan kurmama gerek yok. Yatırımları arttırıyorum. Daha güzel para gelsin diye. Evet, 2 dakikada geldi askerlerimiz. Bak yatırımları arttırdım. Ekonominin artışını görüyorsunuz. 768 bak şimdi. Şimdi 773. Ekonomimiz ne kadar hızlı artarsa o kadar savaşınız daha kaliteli olur. Haberiniz olsun şimdiden. Bu ne lan? Oğlum sen kimsin? Amerika buraya asker mi çekti? Lan iyi ki asker çektim buradan ha. Abi bak. Ya sinir oluyorum ha. Sen şimdi ne alaka, bana niye dalıyorsun ki? Bu Amerikalılar herhalde bunlar. Evet, fark et. Şurada bakın. Nüfusunun azalışını görebilirsiniz. İyi bakın şimdi. Oha oğlum, bu ne? Buradan ne kadar basabilirsem basacağım. Amerika, neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Evet, Amerika yağmalamaya başladı abi. Bakın buralardan basıyorum güzel bir şekilde. Oğlum bu ne?
Bunlar açlıktan ölecek ki. Bak 20.192. Lan iyi ki beklettik ha. Denize yakın bir kıyılar olmak zorunda, yoksa böyle kalıyorlar sefil sefil. Bakalım nereye kadar ilerleyecek. Şu an var ya, en sevmediğim yer, sıkıcı. Buralar çok sıkıcı. Ya kaybedecek, sonra yine evine dönecek. Ya beni neden böyle zor duruma bırakıyorsun ki? 60 bin askerle direkt adam buraya gelmiş ya. Evet, şimdi kaybettiler. Amerika ile savaşımız burada bitti. Ben bundan sonraki bölüm Amerika'ya saldırırım. Yani yanlarına bırakmam bunu. İtalya, Eritre ile savaştaymışız. Nerede burası? Bu ne oğlum? Ulan iki küçük savaş gördünüz, hemen bize savun. Gel gel, barış mı? Savaş yap, barışalım gel. Amerika sen de bir daha bana uyma. Evet, Amerika da bize barıştı. Şunlarla hemen bir savaş yapalım. Abi böyle savaşlar olur mu ya? Gözünü seveyim. Adam bir saattir barış oluyor. Ben kabul ediyorum. Adam sonra barışı reddediyor. Bana karşı saldırı ayaklanıyor. Şimdi bunların ittifakı yok. Bir savaş ilan edelim hemen. Yok lan, şurası da mı senin? Yok o iyi, orası onların değil. Oğlum bir an korktum ha. Onların da orasıysa artık dedim. Yuh. Ne kadar hızlı o kadar iyi diyerek gireceğiz abi. Zaten orada şeyle savaşıyorlarmış, Fransa'yla. Fransa'ya da yardım ediyoruz. Fransa, bu elimizi unutma kardeşim. Buradan da bunları yolladım. Abi artık çok temiz bir savaş. Yani bu aşırı temiz bir savaş. Artık temiz değil ha. Fransa Allah'tan bize yardım ediyor. Ya Fransa yardım etmese belki de daha da zorlanabiliriz. Oğlum Fransa yardım ediyor dedik. Fransa aldığı yerleri kaybetmeye başladı. Lan haksızlık ama bu ya. Vallahi bak. Dal abi buradan. Sen de buraya gel. Başkent zaten bizde. Şu an istediğim zaman barış yapabilirim anlamına geliyor bu. Bunlar benim topraklara bir hareketlilik yaparlar.
Çok güzel, çok güzel. Sen de güzelsin. Evet. Sen buradan. Sen direkt buraya zıpla. Ne oldu? Hareket puanı kalmamış bak. Başkentlerini aldılar abi. Bir şey diyeceğim. Ben seni artık vasal yapabilir miyim? Vasal yapmak için vasallık talep et. Gel. Sen benim artık vasalımsın bundan sonra. Bana abi diyebilirsin. Şöyle bak, bana buraları ver. Ben sesim bile çıkarmam. Tamam. Artık bizim vasalımız arkadaşlar. Abi bize isyan etmek için bizden güçlü olması lazım. O da olmayacağı için. Şöyle bakalım, 306 bin ekonomisi var. Oğlum sen niye savaşıyorsun bunlarla? Fransa vallahi benlik bir sıkıntı yok. Siz savaşın aranızda. Fransa bizi seviyor. Tamam, güzel. Bu bölüm neler yaptık abi? Şöyle bir hemen bir göz geçirelim. İtalya'yı vasal aldık. İtalya'nın Libya karışımının yerini yıktık. Ondan sonra şurada iki devlet vardı. Bunları da aldık. Katar ondan sonra bir dayanamayıp bize bir savaş ilan etti. Onlar da yıktık abi. Bir sonraki bölüm size neler olacak? Hemen şöyle bir güzel bir hatırlatma yapayım. Eğer elimden gelirse Amerika'ya bir atak yapacağım. 1 milyon 150 nüfusu var. Bizim 1 milyon 797, yani şu an biz daha iyiyiz anlamına geliyor bu. Bir de Rusya var. Eyalet bakımından bakarsak eğer Rusya biraz daha üstün. Bizim bir de 9 milyon nüfusumuz var. Artı 69 bin günlük gelirimiz geliyor da ben nüfusu kısarsam daha da artacağına inanıyorum. Bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Açıklamadaki linklerden senaryoyu indirebilirsiniz. Mobil için de geçerli bunlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.